Sevgili izleyenler, Zonguldak'ta iki gün üst üste denize giren gencin kafasında şişlik meydana geldi. Teşhis koymakta zorlanan doktorlar daha çok sıcak havalarda el ve ayaklarda görülen sıcak ödeme olduğuna karar verdi. Doktorların nadir hastalık olarak tanımladığı vaka uluslararası kongrelerde yayımlanacak. Tatile gitti, iki gün denize girdi. Sıcaktan kafası, yüzü, gözü şişti. Nadir görülen hastalık doktorları da şaşırttı. Kafamda bir tabii farklı bir durum olduğu için bir doluluk hissi vardı. İstanbul'da yaşayan Caner Arık, tatil için memleketi Zonguldak'a gitti. İki gün denize giren 33 yaşındaki Arık, üçüncü günde kafasında bir şişlik hissetti. Aynaya baktığımda kafamda bir ödem durumu hissettim. Sabahına geçer diye düşündüm ama biraz ilerleme oldu. Bir sonraki günde gün içinde daha ilerledi. Acile gitmek durumunda kaldım. Hastaneye giden Caner Arık'ın durumu araştırıldı. Teşhis koymak kolay olmadı. Son olarak doktorlar kafadaki şişliğin sıcağa bağlı ödem olduğuna karar verdi. Biz hiçbir şekilde hastanın kliniğini başka bir şeyle açıklayamadık, araştırdık. En son diğer vücutta ödem yapacak, lokalize ödem yapacak nedenleri dışladıktan sonra hastanın alındaki şişliğinin sıcak ödeme olduğuna karar verdik ve buna yönelik tedaviler başladık hastaya. Böyle bir vakayla ilk kez karşılaşan doktorlar nadir hastalık teşhisi koydu. Çünkü bu tip ödemlerin daha önce el ve ayaklarda görüldüğü ifade edildi. Daha önce böyle bir vakayla hiç karşılaşmadık. Genellikle sıcak acillerine bağlı ödem ayaklarda, ellerde görülen bir şey. İlginç bir vaka. Çok karşılaşılan bir vaka değil. Bizi zorlayan bir vaka oldu açıkçası. Literatürden araştırdık. Çok nadir olan, hatta hiç çok fazla çalışma yok sıcak acilleriyle ilgili bir durum olduğunu karar verdik. Caner Arık'ın hastalığı tıp literatürüne girecek. Uluslararası bir kongrede nadir görülen sıcağa bağlı bir cilt ödemi, kafa derisindeki ödem olarak yayınlayacağız.